Ya kızım bildiğin ilk görüşte aşkta sahibi var işte. Ay Aysel ya, kader hep bana böyle sahiplileri mi yazacak? Ne yapayım kızım, ne yapayım? Kapat kapat, patron geldi, kapat. Yani o telefon her gün ya kulağında ya elinde. İş yok patron, ne yapayım? Hem senin yıldız tasarımcı da gelmedi ki çizimlere başlasın. Biz de üretime başlayalım. Kaza yapmış o kız. Birkaç hafta işbaşı yapamaz. Oo, boş oturmaya devam yani. Ha sen iş mi istiyorsun? Sen iş iste, biz sana iş buluruz Yağmur. O depodaki bütün koleksiyonları toplayıp buraya getir. Yakacağız mı? Ya ne yakması kızım? Kundakçı mıyız biz? Hayır. Çakma mal yapmayacağız diye söz verdik ya. Yani siz vermiştiniz öyküye. Yağmur. Neyse. Beni ilgilendirmez. Ben işime bakayım. Şeyma nerede? Yani ilk haftadan işimi asmaya başladım kız. Söyle ona. Gelir gelmez beni görsün. Tamam. Aa, ay pardon, bardak yok mu? Ben bunu kutudan mı içeceğim? Abla, öyle herkese bardak verirsek yıkaması falan işe yetişemeyiz. İçiver kutudan. Ay Allah'ım ya. Üf. Ay Olcay, sen de yeseydin. Ay sen yesene şunu. Yok tatlım, ben diyetteyim. Afiyet olsun. Of. Ya şu şık bebek kafelerinden sonra düştüğümüz yerlere bak. Çıkacaksın yine kızım, merak etme. Süt dişini biraz. Çıkacağım tabii, ne sandın? Yakında yeniden çalışacağım benim için. Ay ben moral olsun diye söyledim kız. Yani nasıl olacakmış o? Sen bak bakayım benim gözüme, bak bir bak. Bende bu varoşta sürünecek göz var mı ha? Ateş çıkıyor kız senin gözünden. Avını bulmuş kedi gözü gibi. Anlat bakayım, ne var aklında? Mehmet Bey var ya, çok önemli biri. Kız bana bak, o adama dikkat et. Vallahi ben tırsıyorum, hiç tekin değil. Yani para için bulaştım, elimi verdim, kolumu kurtaramıyorum. Hakkında öğrendiklerinden sonra bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü önem beni korumaya alacak. Ben de yakında eski işimin başına döneceğim, göreceksin. Ne öğrendi kızım? Ay anlatsana, çatlatma meraktan. Ay dur şunu açayım de. Ne var Yağmur? Ya tamam, iki lokma bir şey yedim ya, boğazıma dizdi. Ay tamam, geliyorum. Neyse, benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Donmayı bıraktın gidiyorsun kız. Vallahi meraktan öleceğim ya. Tablet. Ablacığım çocuğa anlatsam vallahi becerirdi ya. Tamam ya, uğraşıyoruz işte. Ya sen de tepeme dikilme öyle tebelah gibi. Hayır, bir düzlük hiç dikemedin. Bir şey değil, patron bana kızacak sonra niye öğretemedin diye. Ya tamam, kumaş kayıyor, ben ne yapayım? Pamukluya kayıyor diyorsan sateni nasıl dikeceksin? Yalan ya. Ay ya. İğne kırıldı işte. Ya şu makinelere niye doğru düzgün iğne yerleştirilmiyor? Yani dikiş dikmesini mi bilmiyor bu kız? Yok yani patron, yok, ben elimden geleni yapıyorum. Kabiliyet yok. İspiyoncu. Yani dikiş desen dikemiyor, çizim desen çizemiyor. Bilgisayar desek, desen, Excel desen boş boş yüzümüze bakıyor. Yani biz Olcay'a güvenip seni işe aldık. Sen bu gidişle elimizde patlayacaksın. Patlamam, merak etmeyin. Hatta ben beni kapının elinde kalırım. Aman aman, bizim elimizde kalma da. Yağmur, bugünlük bu kadar yeter. Paydos verin. Sen de gitmeden kapıları iyice kilitle. Tamam patron. İyi akşamlar. Hadi bırak bırak, bu kadar yeter. Mesai bitti. Ben üstümü alayım da çıkarız. Tamam, sen sen üstünü alırken ben biraz daha çalışayım. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.